Ben olmaz benim ahşapta şuradan başlayalım. Şurada ucunda var sadece. Evet ucunda. Benim eski gibi işte bahçenin hali gibi. Diyorsunuz. Yani rekor gübrenin yaprağını kullanmadan önceki hali. Orada. Vallahi burada bir gonca patlaması var gibi bir şey olmuş yani. Bana öyle geliyor. Sihirli bir şey var ama ben hiç görmedim yani böyle bir şey. İlk defa başıma geliyor. Nasılmış? Şahane bir dokunuş. Savaş Bey bu nasıl oldu? Nasıl oldu? Ya ölüydü bu ağaç. Bahar gelmişti. Hiçbir şey yoktu. Evet. Ama rekor gübrenin yaprağını kullandık. Evet. Ondan sonra ağaç biri birden canlandı. Ne farkı oldu? Ya ne farkı anlatamam ki yani. Anlatalım o hiç, zaman. Hiçbir şey yok İlk yani. İlk tanıtalım efendim. Ben Gökmen Demirci. Bu zeytinlik benim. Evet. Bursa Mudanya Aydınpınar'dayız. Aydınpınar evet eski Bursa yolu olarak da evet. Geçer o mevkideyiz. 30 Nisan 2020. Evet Bursa'ya gezmeye geldik. Bahçelerimizi kontrole geldik. Yapılan bakımları nasıl yapılıyor kontrole geldik. 15 gün önce bunu kullandınız. Evet. 15 gündeki bir değişimi bir anlatır mısınız sizden hocam? Şimdi 15 gün önce ben baktığımda hiçbir gonca yoktu. Hı hı. Yani ağaç durmuştu. Hatta ne yapayım falan diye düşünüyordum. Hı hı. Dedik ki rekor gübrenin bu yaprak içini hemen kullanalım dedim. Tamam. Önceden benim ağacın bu diplerinde hiçbir şey olmazdı gonca. Dip derken mesela nereden başlıyorsun? Şu kısımlarda falan hiçbir şey olmazdı. Örneğin diplerde diyorsunuz. Evet şuralarda falan hiçbir şey olmazdı yani. Nereden başlardı? Şu kısımlarda sadece uçlarında sürgün olan yerlerinde olurdu. Onun yani. Dışında hiçbir yerde olmazdı. Bu genel bir sorundur zaten birçok kişinin. Yani. Evet. Ama şimdi peki gösterelim. Ben yine burada yoktu burada olur diye umuduyla attım ama bir baktık şimdi şahane olmuş. Evet. En dipten olarak başlamış. Evet. Ve devam etmiş. Açıkçası ben şaşırdım. Peki renk tonu ne yapıyor? Tamam sadece renk tonu yaprak oldu. Yapraklarda evet. Halka vardı önceden. Evet. Halka hastalığı deniliyor. O vardı. Onu çözdü mü? O çözdü. Tamamen çözdü. Evet. Ağaçlarda böyle yapraklarda cansızlık söz konusuydu. Hı hı. O gitti. Peki örnek vereyim. Şu an daha çiçekler açmadı. 20 gün önce 15 gün önce attınız. Peki 15 gün önce normalde buradaki genel uygulamalarda ne yapıyorlar? Bakır atarlardı. Peki nasıl bir sonuç veriyor bakır? Ya bakır o anda olurdu ama aradan bir belirli bir süre geçtikten sonra tekrar çeşitli hastalıklara maruz kalırdı. Ama bitki sürmeye başladığı zaman da çok fazla kullanamazsınız. Yok, yok kullanamazsınız. Dolayısıyla istemez koruma sağlayamıyor. İşte gördüğünüz gibi bunun gibi şey veremiyor yani. Bu derece koruma zannetmiyorum hiç yakaladım hatırlamıyorum peki, ben. Başkaları size söyledi de inandınız ama normal şartlarda hep soruyoruz yani. Bunu 15 günde yapar mı diyen benim, çıkıyor. İnanır mısınız? Yok. İnanmazdım. Görmesem inanmazdım. Peki yengemiz ne diyor? Buradan selamlar. Ya eşim önceden bu mevsimde başka bahçelere baktığında yandakiler de var. Çekebiliriz de. Diyordu ya bunlar ne kadar güzel. Bizimkisi niye olmuyor? Niye olmuyor? Şimdi bak dün geldik gezdik. Hı hı. Diyor ki bizimkisi çok güzel olmuş. Yandakilerde hiçbir şey yok. Evet. Onu söylüyorsa gayet güzel. Bir hatta bu konuda tartışırdık. Dedim ki senin maşallah dediğin ölür derdim. Ama gelin. Yok bunun öleceğini zannetmiyorum. Bütün ağaçları gösterelim. Şu genç sürgünleri gösterelim bakın. Özellikle ağaçları, evet buyurun. Özellikle bu genç sürgünler de yani yeni bırakmıştık ya bunda gonca olacağını ben sürgün olacağını yani gösterelim. Tahmin bile etmezdim. İleridekilerinde de var. Hı hı. Hatta en çok da bunlara şaşırdık dün gezerken. Nasıl böyle oldu diye. Bu ne demek oluyor o zaman? Demek ki meyveyi yatırmak isterseniz çok hı hı. Daha bitkiyi geliştirip daha erken meyve yatırabilirsiniz yani. Gelelim ağaçlarımızı gezelim, gösterelim. Ya benim ağaçlarım genellikle yaşlı ağaçlardı. Hı hı. Ama şunları yeni bırakmıştım ben gösterelim. Hani yeniden oluşsun diye. Ama bunlarda hiçbir zaman böyle gonca olmazdı. Hı hı. Yani, sapına kadar. Evet evet. Ne diyoruz? Aşağıdan sapına kadar gonca. Evet sapına kadar gonca bu sefer. Biri söylese inanmazdım o kesin yani. O zaman burada ister istemez iyi ki sade budamışsınız. Her yer zeytin olacağı için. Evet. Dolayısıyla da daha rahat olacak. Buyurun gelin. Evet. Gösterelim. Şimdi birazdan iklim peki iklim nasıl gidiyor burada bu sene? İklim nasıl? Bu sefer kışın gidiyor? Kış sertti biraz. Hatta ben kış soğuk geçince ya, hani 15 gün önce hiçbir şey de olmayınca dedim ki herhalde bu sene biz zeytinde hiçbir şey alamayacağız. Hı hı. Öyle düşündüm işin doğru tarafı. Çünkü hı hı. 15 gün önce geldiğimde de hı hı. Bir kıpırtı yoktu. Hı hı. Dedim herhalde ağaçlar böyle su yürüme döneminde herhalde evet. İşi bitti. Evet. Ama arkadaş evet. Tavsiyesi üzerine attık. Ondan sonra geldiğimde gördüğümde evet. Gerçekten son derece şaşırdım. Yani nasıl oldu? Bir şuna bakar mısın? Bu nedir bu? Kamera yaklaşsın şöyle.
Bu nedir? Yakından inceler misiniz şu an? Evet. Yavaş hareket ederim. Orayı bir tarif eder misiniz? O nedir öyle orada? Vallahi burada bir Gonca patlaması var gibi bir şey olmuş yani. Bana öyle geliyor. Sihirli bir şey var ama ben hiç görmedim yani böyle bir şey. İlk defa başıma geliyor. İlk defa yani başınıza geliyor. Bakın sonuna kadar olur gösterelim. Çok önemli konu. Çünkü budamayı bundan sonra değiştireceğiz arkadaşlar. Yani bugün ta baştan beri zeytin olduğu için. Itibarını. Tabii ki o dolayısıyla bundan sonra budama sistemi değişecek yani. Çünkü daha fazla meyve var. Özellikle bakın ben size şunu söyleyeyim. Biz niçin rekor gübreyi özellikle birçok bitkide döllenme öncesi attırtıyoruz? Çünkü döllenme saatini yerine getiriyor. Tutumu artırıyor. Şimdi mesela bir kiraz tomurcukları açarken açmıyor ki kirazınıza birazdan geleceğiz. O zaten nasıl oldu kirazda? O ayrı muamma ayrı. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Açmayan gözleri açtırsın ya da böyle bir o açıyor, bir o açıyor. Kademe kademe. Bu ister istemez döllemeyi zorlaştırıyor. İşte burada gördüğünüz gibi açmayan gözleri. Bir bağlarda mesela kör göz sorunu vardır. Diyelim 13 tane göz bıraktıysanız bunun 4'ü 5'i açmıyor. Ya da dibe yakınlar gene açmıyor. Orada da aynı sorun var. İnsanlar tabii dolayısıyla ağacını boş boşuna odun besliyor. Evet. Dolayısıyla bu noktada eğer biz açan göz sayısını artırdığımızda, budamayı biraz daha sade yaptığımızda az dalla çok daha yüksek verimleri alabilecek hale geleceksiniz yani. Bir de şu var, burada daha öncelerde mesela bu Gonca olayı bir ağaçta vardı. Mesela başka bir ağaçta yoktu. Öyle söyleyeyim ben. Şimdi hepsinde var diyorsun. Şimdi hepsinde. Hepsinde. Aynı anda patlamış. Homojen. En büyük yani homojen dağılmış. Evet. Öyle söyleyeyim. Önceden kısım kısım olurdu. Şimdi şöyle şu kiraza doğru gidelim. Bir de kirazı göstereyim. Çünkü Bursa'mızda da kiraz yetişiyor ama burada amacımız tabii zeytinde burada ikinci uygulamayı yakında yapacaksınız. Biz zeytinde en az 4 uygulama tavsiye ediyoruz. Bir tanesini hasat sonunda tavsiye ediyoruz. Çünkü şöyle hasat yapılırken zeytinler toplanırken zarar görüyor. Gözler zarar görüyor. Onların tamiri açısından iyi bir kış hazırlığı için kesinlikle gerekiyor. Dolayısıyla ikinciyi tane tutumundan hemen sonra açacaksınız. Gerçi siz ikinci şimdi açacaksınız. Üçüncü tane. Üçüncüyü tane. Siz çünkü 20 gün önce atmanız gereken bakırlı yerine bunu kullandınız. Yani. Tabii. Ha, dolayısıyla onu atmadık. Peki iyi yapmış mısınız? Kesinlikle iyi yapmışız. Şimdi etrafa bakamadık. Bu ileride kiraz ikinci bölümde bakacağız. Gel kamera böyle. Şuradan gösterelim ağaçlarımızı. Bir daha gösterelim ağacımızı. Hepsinde olduğunu görelim şöyle. Bakın gösteriyorsunuz yani. Evet. Şuraya baksana. Buradan itibaren güzel gösterelim. Olduğu gibi ya eğer insanın da sihirli DNA olsa şöyle yapayım dese kesin böyle olur. Evet. Ben bu Allah kadar etersin. Evet. Buyurun gelin. Ben bu kadar olacağını atılmayan yere geçelim şimdi. Tahmin hiç etmiyordum yani. Evet. Sizinki daha burası sizinki. Evet, şu ağaçlar benim değil. Ha, gel, tamam. Şu benim değil. Yani. Evet, işte. Gelelim. Bu gelsin kamera. Aynı periyodu yaşayan ağaçlar bunlar. Aynı periyodu yaşayan gösterin ağaçlar sen. Gördüğün gibi hiçbir şey yok. Buradan sadece benim önceden olduğu ucunda gibi var. Ucunda benimkine kadar da aynı bölge olduğu zaman patlamamış. Evet. Yani o da ucunu var. Gösterelim var mı orada? Burada yok. Burada yok. Burada var mı? Burada da yok. Burada var mı? Başka yerde göstereyim. Şurada var mı? Yok. Şuradan itibaren olması benim ağaçlarda şuradan başlıyor. Şurada ucunda var sadece. Evet ucunda. Benim eskiki işte bahçenin hali gibi. Diyorsunuz. Yani rekor gübrenin yaprağını kullanmadan önceki hali. Hali bu benim diyorsunuz. Bahçemde böyleydi. Evet. Arada yaprak çok renklerinde bakarsanız. Şu anda benim orası çok daha canlı. Çok daha canlı oldu diyorsunuz. O gelin. Net. O net. Gelin o bu çok iyi ağaç. Biraz olsun mesela. Şu bir ağaç de yakın benim yerime bakın, yakın. Bu ağaç da gene iyi bir ağaç burada. Ha. Şu az önce gösterdiğiniz. Evet. Bu ağaçtasın. Bu ağaç tamamen. Halka leke var mı? Şuraya baksana var. Halka leke var. Gösterelim. Bakırla atılmış da benim bildiğim kadarıyla konuşum attı buraya da zaten de var. Ama şöyle bakalım şöyle. Hiçbir şey yok yani. Şu aynı uçlarda var sadece ufak ufak goncalar. Evet. Başka bir şey yok. Burada da yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Evet. Şaşırtıcı mı? Bir de benim eşimin en çok beğendiği bahçe burasıydı. Öyle mi? Önceden yani. Anladım. Ama dün beğenmedi. Burayı beğenmedi diyorsun. Evet. Zaten. Evet. Şimdi bir şu kirazı görelim bakın. Tutum konusunda tek kirazı da öyle eğlencesine dedik geçelim diye. Eşimle beraber bir de şuna bakalım. Yine taze dala bakalım. Buyurun gelin. Evet. Siz şöyle gösterin. Buna da bakmıştım ben geçen günün. Şuradan itibaren ta buradan itibaren başlamış goncalar. Devam eder. Özellikle şurada. Sapından ucuna kadar derler ya. Şimdi kirazdan bahsetmiştik. Ya bu eğlence olsun diye eşimle ufak bir kiraz aldık ektik. Evet. Bahçemizin kenarında. Bir evet, gösterelim şu. Şu tutumu gösterelim önce bakın. Ya şuradan şimdi, gösterelim bence şu aşağıdan dibinden. Nereden başlıyor tutum? Şuradan başlıyor. En dipten itibaren başlıyor. Ama bu böyle tutmuyordu. Yalnız abi sen bunu o zaman
Asma gibi bir yere bağlaman lazım değil mi? Böyle tutun bu. Vallahi nasıl şurada, bağlayacağız? Taşımaz da bu yetişince. Evet. Kesinlikle. Şunu, boru gibi. Şu tutumu gösterelim düzgünce. Ya şöyle yani önceden böyle burada biraz olurdu. Bakın tutun şunu bakın. Şunlar bakın dökülecek şimdi tamam mı? Tabii tabii. Bunlar bile zor dökülüyor da gerçi sonradan evet. da öğrenenler bunlar ama gördüğümüz gibi tutum zaten başarılı olmuş. Artık iyilekleme olayı burada olması söz konusu değil. Tutum olayı bitmiş. Mesele bu. Görüyorsunuz pırıl pırıl mükemmel. Tipinden başlayalım. Gösterelim. Ta alttan itibaren aman. Eyvah. Çukurlar içerisinde bir yer. Süt cezer. Sıkıntı yok abi. Gördüğümüz gibi tabi buradan başlamış. Hepsi dökülmemiş, tutmuş ve götürüyor. Görüyor musunuz? Evet. Daha aşağıdan yukarı. Yukarı gösterelim. Yukarı yukarı yukarı. Ha. Ya bu olmazdı böyle ara ara. Evet. 3-4 tane, 3-4 tane aralıklarda boşluklar. Aha. Ondan sonra yine öyle olurdu. Evet. Yani kiraz bile evet. mükemmel olmuş. Evet. Şöyle bir de fotoğraf verelim istedim. Evet. Şöyle. Evet. Evet, iyi ki bu ürünü çıkarmışsınız. Teşekkür ederim. O zaman şöyle diyeyim ben size. Buyurun gelin. Şu bir de yan komşu gene gösterelim. Buyurun gelin. Bir de başka komşu. Evet, bu da benim yer arada. Yandaki komşumun. Buralar sulanmayan arazi. Sizinki de sulanmıyor. Yok, sulanmıyor. Yapraklar gösterin, halledir şu anda. Ha. Burada hiçbir şey yok ki. Gonca bile yok. Ya ben yapraklar sağlığı nasıl? Yapraklar ölmüş. Sıkıntı diyorsun. Sıkıntı zarar vermiş mi? Vermiş kesinlikle. Bahçenin bakımlı olduğunu görüyorsunuz. Bakımlı. Çok emek yapıyor. Bakırlı da attı bu bildiğim kadarıyla ama ne gonca var. Gel başka ağaçlara bakalım. Ne sürgün var. İlginç. Ağaçlar bırakmış mı kendisini? Benim bahçenin 15 gün önceki hali gibi işte. Susamış biraz. Susamış. Bak hiç kuraksamış. Ne bir gonca var. Gelin böyle görüyor musunuz? Hiçbir şey yok yani. Kuraksamış yani. Kuraksamış. Gonca da yok, bir şey de yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aynen böyle. Eşimin en çok beğendiği bahçeleri bir o tarafta bir bu tarafta. Diyordu ki ikisi güzel, bizimkisi niye kötü? Anladım. Dün geldik, diyor ki bizimkisi güzel, onlarınki kötü. Evet, şimdi bizleri takibe devam edin. İnşallah yakında damlama gübrelerimizi de piyasaya süreceğiz. Onlar da aynı bunun gibi. Hı hı. Yani hepsi son derece etkili ürünlerdir. Yakında piyasaya süreceğiz. O da tabii siz damlamayla kullanmasanız hı hı. da yine iyi bir haberim var sizin için. Hı hı. Toprağa sıkılarak da kullanılabilir yani. He. Yani dolduruyorsunuz suyu, belirli vermiş olduğunuz oranlarda toprağa su sıkarak, hı hı. su sıkarak gübre vermiş olacaksınız. Peki bu sebzelere de kullanılabilir mi? Tabii. Bu ağaçları bu hale getiren sizce, şu an 15 günde bu hale getirdi ağaçlarınızı, hı hı. öbür taraftaki gördük. Peki bunun ikisi var, üçü var, dördüncü uygulaması var, ne hale gelir? Yıl sonu nasıl olur? Sen ne diyorsun? Bak gül peşin parayı Nasrettin Hoca fıkrası vardır. Heh. Demiş ya borcumu ödeyeceğim işte koyun hikayesi vardır. Tamam, onun ben gibi ne diyorum işte, onu ben ne diyorum onu anlatın yani. İşte ben de peşin parayı görünce gülüyorum ancak başka bir şey demem yani. Sebzelerde bakın sebzelerde de özellikle fidelerinizi ekerken bunun %1 oranında çözeltisini hazırlıyorsunuz. Yani diyelim hı hı. 1 kilo 1 dekar ekecekseniz 1 kilo su hazırlayın hı hı. ve 10 gram içine rekor gübre katın. Dikmeden bir gün önce üstüne duşlama, yağmurlama yapın. Ertesi gün ekin. Birinci gübreleri burada yapacaksınız. Hı hı. Harika bir köklenme sağlar. Yeşillik sağlar. Ve 25 gün arayla belirttiğimiz broşürlerimizdeki oranlar içerisinde kullanacaksınız. Hı hı. Dolayısıyla fideyle ekilen bütün ürünlerde bu şekilde kullanacaksınız bunu. Yani sebzeler için de, bütün tarla bitkileri, bağlar için, her türlü bitki için kullanılıyor. Kullanılan bir üründür. Buyurun, en güzeli şu anda bakır kullanmayacağız artık. Bakırı çünkü... kullanmayacağız. Bakın bakırı şöyle. Bitkinin çalıştığı, yürüdüğü dönemlerde bakırlı uygulamaları yapmanıza gerek kalmaz bu ürün i̇şte olduğu bu olduğundan ama, dolayı. Ama bugün normal şeylerde, bugün bitki uyumuyorken, uyuyorken kış son baharda, ilkbaharda, o dönemlerde, ilkbahardan daha önce tabii hali kışın, onları uygulayabilirsiniz. Bunun dışında eğer bir böcek öldürmek vesaire için bir şey atıyorsanız eğer, onun içerisinde tahalle biraz da bakır belki olabilir. O zaman onlar evet, ayrı konu. Evet, onlar ayrı ama konu. Ama bugün... Tamam. İnsektisit yarın dışındaki ürünlerle alakalı konuda bitkiyi korumak amacıyla, bitkinin sağlığı daha dirençli kalsın diye o noktada buna gerek yok. Çünkü evet. zaten ürünün bitkiyi dirençlendirme özelliği dolayısıyla zaten evet. çözüyor. Baktık. Halkalı leke sende yok ama yok. O tarafta var. Bu tarafta da var. Burada da var diyorsunuz yani. Var var, ağaçlarda var. Gelelim, buradaki evet. ağaçlarda da gelelim var. Gösterelim, gelelim gösterelim. Buradaki ağaçlarda da var. Evet. Gördüğünüz gibi var yani. Yani var yani. Zaten sarı sarı. Sarı sarı. Zaten evet. ağaçlarda da evet. çok fark var yani. Çok fark var. Ağaç bırakmış kendini, bizim ağaç daha diri şey duruyor. Şu, bu arada yani geride olan bir bitkiyi anında ileri götürmüş, canlandırmış, tutumunu artırmış, kalitesini artıracak. Dolayısıyla bu noktada bu. Tavsiye ediyor musunuz dostlarınıza? Kesinlikle. Herkese tavsiye edeceğim.
Yanlış abi. Çünkü inanmayacaklar ilk başta. Evet. Benim gibi ben de ilk başlarda endişeliydim. Ama güvendiğimden dolayı kullandım ama kullandıktan sonra diyecekler ki iki kullanmışız diyecekler. Anladım. Eminim. Peki yani. Sizce pahalı bir ürün mü? Yok değil bence. Bu kadar. Kullanan birisi olarak bunu söyleyebilirsin. Yok kesinlikle değil. Verdiği sonuca bakarsanız. Kesinlikle hatta ucuz bir ürün. Peki bu sonucu almak için insanlar misli misli para harcıyor mu? Ama ben, alamıyor. Harcısı da alamıyor. Ben evvelki yıllarda daha fazla para harcamıştım ama sonucu alamamıştım. Evet. Yani her türlü ne yaparsa yapsın. Yok alamamıştım. Mesele bu zaten. Tabii. Bugün müşterilerimiz de bunu bilsinler haliyle. Biz bu noktada müşterilerimizi elimizden geldiği kadar para kazandırmaya çalışıyoruz. Amacımız bu halde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğinizden dolayı. Allah razı olsun. Size şimdiden kolay gelsin. İnşallah vaktimiz oldukça yıl durumunda takip edeceğiz hali. Ama şu an görüntü gayet yok, gayet başarılı. Her şey güzel. Evet. Daha da iyi olacağına şimdiden kanaat getirdim. Aynen, yani. Bizler de öyleyiz. Hoşçakalın. Çok